Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim Efendimizin doğduğu topraklarda Nemrud'un babasını devirerek başladığı yeni devlet dönemine gidiyoruz şimdi. Elbette ki bu süreç içerisinde Asur'la Sümer medeniyeti arasındaki geçişi biraz anlatıyor olmamız lazım ki bu süreç içerisindeki bu tarihsel alanı doldurmuş olalım. Biliyorsunuz ki Sümerlerden sonra Asur medeniyeti tarih boyunca anlatılır ve yine Orta Doğu coğrafyasında elbette başka medeniyetler de var ama hep söylediğimiz üzere Siyer-i Nebi çerçevesinde yolculuğumuz devam ediyor. Sümer ile Asus arasında mutlak surette medeniyetler geçişinde geçiş beylikleri diye tabir edebileceğimiz yeresel biçimler var ki o biçimleri biz bugün aşiret olarak çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Bugün de Orta Doğu coğrafyasında 100 bin, 200 bin kişiye varan aşiret toplulukları var. Hatta böyle dünyanın farklı ülkelerine dağılsalar da milyonlara ulaşan aşiretlerden bile bahsedebiliyoruz. Kendi yerel kimliklerini bulundukları bölgelerde korumalarına rağmen farklı memleketlerde farklı kültürlerle bir araya gelerek kendi yaşam biçimlerinden farklı bir konuma geçiyor olsalar da yine de o aşiretin kökenine dayanan yapıların varlığı artık herkese malum. Bu yüzden bu manada anlatıyoruz ki sizler de daha iyi kavramış olabilirsiniz. Biz Nemrut Krallığı'nı 3 döneme ayırıyor olacağız. Bunlar Nemrut Krallığı tabii ki bir Asur yapısı ama bu yapıya geçene kadarki süreci Nemrut Krallığı olarak ifade etmek daha doğru olur. Çünkü hem Sümer'e hem de Asurlulara kadar dayanan bir süreçten bahsediyoruz. Neden öyle bahsettiğimizi şöyle ifade edelim. Nemrudiler asıl itibariyle bir büyük aşirettir. Bu aşiretin bir vilayet dönemi var ki bu dönem Babil'in kuzey bölgesinde Sümerliler M.Ö. 4000 ile 2000 arasında tarihçiler beyan ediyor. Biz de burada Sümer tarihinin o hata yanlış eksiklerini de tamamlayarak beyan etmeye gayret ettik. Bir vilayet dönemi var. Yani başlangıçta Sümer'in kuzey bölgesindeki bir vilayet olarak hayatlarına başlıyorlar. Tabii başlıyorlar demek sıfırdan başlangıç değil. Ailenin büyümesi, gelişmesi, bölgede toprak sahibiyeti. Sümerlilerle olan ilişkilerin düzgün bir şekilde devam edip o devletin varlığını kabul etme yapısı olarak ifadelendirmek lazım. Bir dönem var ki Nemrud'un babasının o vilayet dönemini daha etkin bir şekilde kullanıp sanki bir yerel yönetim biçimine döndürme süreci var ki bu aynı zamanda Sümerlilerin zayıfladığı döneme de denk geliyor. Tarihte bir devletin zayıfladığı dönemde belli aşiretlerin ya da grupların kendi yaşadıkları bölgede hani bugünkü siyasal manada söylemek gerekirse özerklik ilan etme süreçleri gibi bir durum. Elbette yine o devlet çatısı altında ama Nemrud'un kendi babasını, babası Nemrud'u nasıl devirdiğini ifade etmiştik önceki derslerimizde. Bu devirle beraber bir devlet dönemine geçiyoruz ki bu dönem artık Ninova şehrinin de kuruluş aşaması Nemrud'un rüyaları olan bağlılığı sebebiyle Ninova'nın kuruluş aşamasını sağlıyor olması ki bu süreç M.Ö. 3656 yılına denk geliyor. Sebep Hazreti İbrahim Efendimizin doğduğu gecede hasıl olmuş bir durum vardı hatırlayacak olursanız. Kurulmuş olan bu devlet yapılanması ne zamana kadar sürdü diyecek olursanız işte bu alan Asur medeniyeti için tarihçilerin ifade ettiği M.Ö. 3000'li yıllardaki başlangıca dayanıyor ki bu dönem Hazreti İbrahim Efendimizin ateşe atılmış olduğu dönem yani Nemrud'un gerçek kendi kurmuş olduğu devlet yapılanması yine Asur medeniyetinin bir kökeni aslında öyle bir izahat gerektirebilir ama Asurların başlangıç süresinin buradan başlatılıyor olması aslında M.Ö. 3656 yılıyla M.Ö. 3638 yılına kadarki geçen süreçte Hazreti İbrahim Efendimizin bir hayatı var. 3638 yılında Hazreti İbrahim Efendimizin ateşe atılmasıyla beraber gerçekleşen olaylar Nemrud'un mevcut krallığının yıkılıp yeni bir döneme geçiş sağlıyor ki yaklaşık 475 yıl boyunca bu topluluk
devletsiz kaldı desek yeridir. Yeniden aşiret hayatına geçiyor ama uzun sürmüyor bu süreç. Eski tarih için şimdi uzun gibi geliyorsa ama 475 yıl dünya hayatında çok kısa bir süre. Toplasanız tamam da çok kısa olmakla beraber. Asur medeniyetinin başlangıcı var. Burada da Hazreti İbrahim Efendimiz'in Mekke'nin yeniden imar etmesi, Kabe-i Muazzama'yı Hazreti İsmail Efendimiz'le beraber inşallah 4. cildin sonuna doğru işlediğimiz bir konu olacak. O dönemdeki o davetine önce icabet etmiş olanlar geri döndüklerinde bu uzun ve çilekeş boşluk döneminden sonra Asur medeniyetinin bugünkü gördüğümüz kıvamını gerçekleştiriyor olacaklar. Peki sorulardan bir tanesi şu. Nemrud'a neden Nemrut denmiştir? Ya da Nemrud'un yapısı nereden geliyor? Bu kelime nereden geliyor derseniz. Aslında bu kelimenin kökeni Emrede kelimesinden geliyor. Emrede kelimesi bugün de Türkçe'de Mert kelimesiyle beraber gelmiş olan Kürtçe bir kökene dayanıyor. Eski Kürtçe, kadim Kürtçe dillerinde gördüğümüz, şivelerinde gördüğümüz bir şey. Ne zaman ki Merdiyanlılar aşiretidir, aşiretin gerçek ismi. Ne zaman ki Merdiyan'ın Nemrut olma süreci Hazreti İbrahim Efendimiz'i ateşe atması. Çünkü o topraklarda hiç görülmemiş bir şey. Müthiş bir işkence, müthiş bir öldürme yöntemi, taktiği olarak ifade ediyoruz. İşte o topraklarda o günden sonra bizim başımızdaki bu adam na değildir, tersidir. Neyin tersidir? Merdin tersidir. Dolayısıyla Nemrut, Nemerdiyan, Nemerdiyan ifadesi, yani doğru sözden cayan adam. Karşındaki düşman bile olsa ona iyilikle davranan adam olmaktan çıkan adam olarak karşımıza gelir. Nemrut'un kendisi artık babasını da devirdikten sonra devlet yapılanmasını kuruyor ve bu devlet yapılanması içerisinde Azer artık bölgenin önemli bir ismi, ama süreç içerisinde Hazreti İbrahim Efendimiz ateşe atılmadan önce göreceğiz Nemrut'un Azer'e de neler yaptığını. Şimdi evinin yapısı, yani bir saray olmaktan çok bir aşiretin devlete dönüşüm sürecinde Nemrut yine bir gece rüyasında bir evinin odasını görüyor, kendi evinin odasını. Bir bakıyor ki dünya önce odasına giriyor bir pencereden ve arkasından kuruyor. Kalktığında ise kendi rüyasını kendi tabir ederek, ben eğer bu odada bir gece daha yatarsam bu benim ölümüme sebep olur diyen Nemrut, 1000 odalı bir saray yaptırıyor bugünün tabiriyle. Ve hayatı boyunca bir yattığı yerde bir daha yatmıyor Nemrut. İşte bu yüzden Harran bölgesi, Urfa bölgesi, daha pek çok yerde bu yapıları, Nemrut'tan kalma yapıları halihazırda kısmen görebiliyoruz. Elbette kendisine bazen soruyorlar. Madem bu kadar çok rüyalara ehemmiyet veriyorsun, o seni öldürecek olan çocuk nerede dediklerinde. Onu öldürenler bana çocuk ve kadının yolda öldüğünü söylediler zaten. Gidip bakınca hayvanların onları parçalanmış haldeki cesetlerini buldular demişti. Buldukları cesetlerse Hazreti İbrahim Efendimiz'in babası ve annesi ve kız ablalarıyla beraber yapmış oldukları yolculukta onları arkasından gelip öldürmek isteyenlerin aslanlar tarafından parçalanmış cesetleriydi. Dolayısıyla bunun onlar olduğunu düşündüler. Herhalde dediler, bebeği de aslan bütünüyle yemiştir ki ondan dolayı ortada yoktur. Nemrut'un bu rüyaları olan bağlılığı karşısında Hazreti İbrahim Efendimiz'in büyüme süreci elbette devam ediyor. Bugün bilirsiniz Adıyaman bölgesinde bir Nemrut Dağımız var, meşhur, üzerinde hala heykellerin bulunduğu. Burası Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim Efendimiz'in ateşe atılmış olduğu yerden karayoluyla yaklaşık 170 kilometre, ama bugünkü baraj yolunu iptal edip normal atla gitmeye kalkarsanız yaklaşık 2-3 günlük bir at yolu mesafesinde. Bu mesafe şu anda da Nemrut'un babasının mezarıydı. Sonradan Nemrut'un kendisinin de mezarı haline geldi. Babasının oraya gömdürmüş olan Nemrut öldükten sonra kendisine ait olan bir putu, o büyük görmüş olduğunuz taşlar, Hazreti İbrahim Efendimiz'e ateşe atanlardan kendisidir. Babasının da yaptırıyor ama o sonra parçalanıyor. Neden parçalanıyor? Şunun için. Hazreti İbrahim Efendimiz'in putları yıkması ve kırması bir defa yaşanmış bir mevzu değil. Peygamberliğin öncesinde, daha 9 yaşındayken bir
yapılan düğün alanında kendisine verilmiş olan devlet yöneticisi Nemrut'un küçük putunu kırmakla başlıyor hikayesi. Annesi onu saklı tutmaya çalışıyor ve her seferinde yapma İbrahim, sonunda bizi bulur, bize zarar verirler diyor. Ama Hazreti İbrahim Efendimiz kendisini hiçbir zaman bu konuda tutamıyor. Uzak duruyor, bakmamaya, görmemeye çalışıyor veya içinden hemen parçalama duygusu geldiğinde oradan uzaklaşamayacağını bildiği için annesi o tarz yerlere pek de gitmesini istemiyor. Günlerden bir gün Nemrut'un babasının yeniden doğum günü kutlaması var. Ölüm günlerinden çok doğum günlerinin kutlandığı süreçlerden bahsediyoruz. Orta Doğu'da bazı coğrafyalarda, bazı dönemlerde bu tarz adetler söz konusu olmuştur. Doğum gününün hala kutlanması. Bir putperestlik etkisinin daha fazla görüldüğü bir dönemdir. Ama sadece putperestlikte değil, bizim inancımızda da var olan bir şey. Bir insanın öldüğü gün ve doğduğu gün oldukça kıymetlidir. Ama bunlar sadece doğduğu güne daha fazla ehemmiyet veriyorlar. Ölüm günlerini çok fazla hatırlamıyorlar. Yani herhangi bir şey yapmıyorlar öldüğü günde. Doğduğu günde bu yapılan o bölgede, o dağda işte yemekler verilecek vesaire. Hazreti İbrahim Efendimiz daha 13 yaşındayken bir kanı arabasının arkasında bu bölgeye arkadaşlarıyla beraber, arkadaşlarının da babalarıyla beraber gidiyor annesinden izin alarak. Ama o herkes aşağılarda yemek yerken, bu mezar yerine yakın yerde yemek yemek çünkü adetlere ve onların krallarıydı sonuçta. Her ne kadar Nemrut babasını devirmiş olsa da merdi devirip namert olunca yine de halk sonuçta yönetime tabi olma sürecini yaşıyor. Çünkü Nemrut halkına iyi bakmakla çok meşhur olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Firavun'da da aynı şeyi görüyor olacağız Hazreti Musa Efendimiz döneminde. Ve 13 yaşındayken kalkıyor, ilk vazifelerinden bir tanesini, büyük vazifelerinden birisini ifa etmek üzere kalkıp Nemrut'un babasının yanına diktirmiş olduğu kendi heykeli ve babasının benzer heykelini parçalamaya başlıyor. Aşağıdan yükselen sesler sebebiyle uzaklaşmak zorunda kalsa da bugün görmüş olduğunuz kırık olan, oradaki parçalanmış olan heykellerin tamamı Hazreti İbrahim Efendimizin bizzat kendi eliyle kırıp Rabbül Alemin'in bugüne kadar nişanını bırakmış olduğu taşlardır. Hazreti Allah Azze Celal büyük bir rahmet ve merhametiyle Kur'an-ı Kerim'de de beyan ettiği üzere yeryüzünde her peygamberden bir izi, onların elinin, kolunun, bacağının, sözünün duyulduğu, dokunduğu o noktayı mutlak surette var etmiştir. Siyer-i Nebi yolculuğunda inşallah bunlardan bahsetmeye gidiyor olacağız. O taşlar Nemrut'un kendi putları. Hazreti İbrahim Efendimiz 13 yaşındayken kırabildiği kadar kırdılar. Kendi elleriyle hem de yanında götürmüş olduğu bir çekişle. Efendim, Hazreti İbrahim Efendimiz'in bu tutumu karşısında arkadaşlarıyla beraber bölgeden uzaklaşmıyorlar. Uzun bir mesele, güzel bir hikayesi var. Saklanıveriyorlar. Hazreti İbrahim'i saklıyorlar. Kim yaptı, kim yapmadı, olay atlatılıyor. Ama nihayetinde Hazreti İbrahim Efendimiz'in bir tehlike var. Çünkü Nemrut bu olayın araştırılmasını istiyor. Çünkü babasının mezarına çok fazla asker ve kendisi gitmiyor. Sevmediği için babasını, ama halkın böyle bir şeye varlığını devam ettiriyor olmasını da engellemiyor. Ortada bir siyasal görüş tabii ki. Ama bir soruşturma başlatılacak ve Hazreti İbrahim Efendimiz'i bulma ihtimalleri söz konusu. Özellikle annesini düşünürseniz eğer. Ve annesi Hazreti İbrahim Efendimiz'in bu soruşturma sonucunda yakalanmasından korkarak onu bir gemicilik firmasına çırak olarak veriyor. Nasıl olduğunu yarın anlatacağız. Ta Hindistan'a kadar gidiyor Hazreti İbrahim Efendimiz. Hazreti İbrahim Efendimiz ateşiyle atılana kadar defalarca annesi tarafından bu ve buna benzer tehlikelerden uzaklaştırılmaya gayret ediyor. Ancak imtihan-ı ilahi, hakikati tevhid nihayetinde beyan edilip yaşanacak. Bunlar yaşanmasa Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın bugün onun ümmeti olabilmek mümkün olmayacak. Her birisi kendi içerisinde müthiş bir değer taşıyor. Ne kadar korusa da anneciği, Hazreti İbrahim Efendimiz de bu imtihanlardan geçen büyük bir peygamberimiz olarak bizim hayatımızda yerini alıyor. Elhamdülillah biz de onun ümmetlerinden bir ümmet sayılmış oluyoruz, ümmeti Muhammed olarak. Efendim, yarın Allah nasip ederse Hazreti İbrahim'le Hindistan yolculuğunu anlatıyor olacağız. Yarın görüşmek üzere. Bugünlük kalın sağlıcakla.